Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede hileli sucuklar da vardı. O listede market raflarında yer alan onlarca marka bulunuyor. Sahtekarların sucukların içinde kullandıkları ise inanılır gibi değil. Peki doğru ürünü nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlarımız araştırdı. Taşlık, tavuk ürünleri, işte deriler, bunları kullanıyorlar maalesef. Para hırsı olduğu sürece her şeyi yapıyorlar. Sahtekarlar kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden sucuğa da el attı. Bakanlık o vicdansızları affetmedi, hem ürünleri hem markaları deşifre oldu. İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, taşiş ve hileli gıda satışı yapan firmalar listesini açıklamıştı. İşte o listede onlarca sucuk firması yer aldığı, sucuğun içine kanatlı et kullandıkları da ortaya çıktı. Türk milleti olarak sucuğu çok severiz. İyi bir sucuksa %100 dana etinden olmalı ama bazı sahtekarlar dana et yerine farklı bir et kullanıyor ve sucuğa hile karıştırıyor. Baş eti, işte tek tırnaklı hayvan eti diyorlar işte maalesef. Onu kullanan arkadaşları şiddetle ben kınıyorum. Sucuğun maliyeti eti ve baharatıyla en az 500-600 lira olması gerekiyor. Yani bu fiyatlardan daha uyguna bulursanız o sucukta hile olabilir. Uzmanlar da bu noktada şüpheyle yaklaşın diyor. Mesela bu taşlık kıyma. Bu zaten dana kıyma. Bu dana ile tavuk. Bunları karıştırırsan nükleer başlı bomba olur. Ve insanları zehirleme yapıyor. İyi bir sucuk almak istiyorsunuz ama nelere dikkat edeceğinizi bilmiyorsunuz. Öncelikle bildiğiniz yerden ve güvendiğiniz yerden almalısınız. Et yoğunluğunu, yağ yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Rengindeki parlaklığı. Bir de kokladığınız zaman keskin baharat kokusu olmaması gerekli. Çok keskin. Evet, bunda çok fazla bir baharat kokusu yok. Eğer daha keskin olursa hileli olabilir. Muhtemel. Bilindik yerden olmasına dikkat ediyorum. Sonra kasap sucuğu olmasına dikkat ediyorum. Öncelikle tabii ki sucuğun bir kokusu oluyor ve rengi oluyor. Onlara genellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Alışveriş yapan tüketicilere şunu söyleyebilirim. Üzerindeki etiket bilgilerine bakın. Hangi firmada üretildi? İşletme kayıt numarası var mı? Beraberinde de üründe bir uygunsuzluk görürseniz lütfen Ali 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirin.